Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet hocam, geldik Başaklara. 2023'ün Mart ayında Başakları neler bekliyor? Şimdi normalde değişken grupta burçlar için Satürn'ün Balık burcuna girmesi ile beraber hepsini zor günler bekliyor. Çok yani güzel bunlar, İkizler, Yay, Balık ve Başak. Ama bu zorluktan en az etkilenecek sevgili Başak. Aslında size zorluktan ziyade hayatta bir anlam, doğru motivasyon, doğru koordinese olabileceğiniz meraklar, şanslar, eğitimler, insanlar ve fırsatlar veriyor. Şimdi bu çok önemli, doğru koordine olmak. Şimdi Satürn Balığa gelip Balığı yolarken, Yaya gelip aileyle ilgili imtihanlar, sınavlar, ikizlere gelip kariyerle ilgili sıkıntılar verirken, aslında Satürn Başak'a 7. evine gelip evlilik ilişkilerle ilgili zaman zaman zorlanma olsa da bunları iyileştirebilecek, düzenleyebilecek Jüpiter Boğa transitiyle birlikte, Venüs Boğa transitiyle beraber gelir. O zaman 2025 sonra 2026'ya kadar canını okuyacak pek çok burcun Satürn Balık. Demek ki Başak'a bir yerde kıyırıyor. Bir yerde bir rahat diyor. Benim kızım da Başak biliyorsun. Venüs Alya'da. Şimdi bu ne yapıyor? Doğru insanlarla doğru zamanda karşılaşma. Bak ayın 7'sinde çok önemli bir dolunay var. Ve bu dolunay Başak burcu. Bir kısım Başaklar seyahat edecek, bir kısım Başaklar yolculuk yapacak, bir kısım Başaklar yeni iş fırsatlarıyla karşılaşacak, bir kısım Başaklar aşık olacak, bir kısım Başaklar yanlış anladıkları insanları, kavramları ve olguları daha derin ve net düşünerek aslında bazı yanlış anlaşılmalara, bazı duygusal ve ruhsal yanlış geçen olayları ve kavramları çözecekler, anlayacaklar ve aslında onlar için iyi geçecek bir sürecinde başlangıç olacak. Çünkü burada Coxa var. Yani burada bir evet güçlü bir dolunay var ama evet, zor bir dolunay var. Dolunay esasında yıkıcı etkiler de var ama Coxa var. Şimdi Coxa önemli bir yıldız. Aslında Coxa'nın eski astroloji kitaplarından ziyade eski dinsel mitolojik döngülerini bilmemiz gerekir. Hristiyan mitolojisinin çok önemli bir yıldızı. Kabala'dan çok önemli bir yıldızı. Babil, Mısır'ın. Ve bu yıldız Tanrı'nın eli Betelgeuse'a para yardım yıldızı. Destek gelir. Kadınlardan pek çok kişiye yardım gelecek. Bir kısım kadınlar insanlara yardım edecek. Ama bir kısım Başak erkeği de hanımı da duygusal ilişkilerdeki yanlış anlamaları dengeleyecek ve düzenli bir çizgiye doğru hayatını götürecek. Başak'tan çok aşk insanı değildirler. Mekaniktirler ve mantıklıdırlar. Ama tabii ki şimdi ayı Balık'taysa, ayı 25'teyse veya işte tutkuyla ilgili bir boğada bir gezegeni varsa onlar da çok duygusallaşırlar. Yani mekanikliğin haricinde. Bu süreç onlar için iyi. Ben 7'sindeki dolunayın pek çoğuna çok güzel fikirler, düşünceler getireceğini biliyorum. Bir de Başakların bir kısmından biliyorsun bizim Tuban yıldızımız var. Altın arayıcısı yıldızımız Tuban yıldızıdır. 7 Elliot yıldızımız, büyük ayağının rişilerinden biri, siyah at dediğimiz yıldız ve çok güçlü Coxa dediğimiz yıldız. Zosma da vardır orada, Zosma yıldızı deriz ama o kadar Zosma bilindiği Zosma o kadar zararlı bir yıldız değil aslında. Baktığımızda o Coxa'dan tanrısal yardım, hikmet, iç ses, anlık ne diyebiliriz, hatırlama gibi kavramları da çok ön plana çıkartacak. Yılda zaten bir kez olur Başak burcu üzerinde. Bu kadar güçlü bir dolunay. Ve 12 Eylül ile 17 Eylül arasında doğan Başakları çok da iyi bir şekilde etkileyecek. Burada mesela yaptığı bir işin sonucunu almak. Geçen ay mesela Batıran, Medya, Radyo, Televizyon bununla ilgili çalışmalar yaptı. Bunun sonuçlarının ortaya çıkması, açık açık görmek. İnternet işte, mesela yazarlar, editörler, ondan sonra PR'cılar, reklamcılar, bunun yanında diş hekimleri, bahçıvanlar, yaratıcı yazarlık atölyesiyle uğraşanlar veya işte tarımla uğraşanları çok zor etkiliyor da tarım ve bitki, bunun yanında Ceres kadın doğum uzmanları, yani Dimitriya'nın burcudur Başak. Dimitriya burcudur Ceres'le alakalı. Celestia veya Dimitriya, en son işte Atina'ya gittiğimde onu araştırdım ben. Elefrin'de. Eleusis denilen yani. Elefrin'de bu Başak'ın o Dimitriya, Celestia dediğimiz gizemlerini araştırdım. Bundan sonra burada zaten şimdi Atina'dan sonra yolculuk Roma. Roma'dan sonra bir plan. Bodrum'da bir şeyler bulduk. Oradan Atina'ya gittik. Şimdi Roma'ya gidiyoruz. Bu Elefrin gizemleri ve Medusa gizemleri tamamen arkasından işte inşallah Amsterdam yapacağız. Fırsatın olursa sen de takıl orada. Onlar bizim için önemli. Güzel bir süreç yani. Yaptıklarının sonuçlarını çok fazla arayacaklar. Aşk ve ilişkilerde de yeni fırsatlar, yeni kavramlar, yeni kişilerle tanışacaklar. Bir kısım Başaklar, tabii ki Başak'ın fitresini geçmek zor. Başak erkeği daha kolaydır da Başak kadını zordur. Yani Başak, Mart yengeçe geldiğinde. İşte Mart yengeçe geldiğinde, Venüs boğaya geldiğinde ayın 20'si, 24'ü, 26'sı. Şanslı süreçler, keyifli süreçler bunlar başlayacak. Ve Mars'ın yengeçe gelmesi de aşk getirir onlara, ilişki getirir, birlikleri getirir. Analitik biraz daha duygusallığa doğru dönecek. Bu kısımlar iyi, biraz sağlıklara dikkat etmek lazım çünkü dolunay dönemlerinde bazen dolunaysal hastalıklar olabiliyor. Yediğine içtiğine dikkat et, bağırsaklar, mide, bağırsak gazı, biraz böyle pankreas ilgili sıkıntılar, buna benzer sorunlar biraz olabiliyor. İşte bademcik boğaz sorunları olabiliyor, bazı Başaklar Boğa'dan, bazıları Akrep'ten, bazıları şimdi Başak da çok acayip Terazi'den destek alınan böbrekte sorun yaşıyor. Boğa'dan aldığı zaman bademcik, boğaz, sinüzit sorunları yapabiliyor. Acayip bir süreçtir o döngüsü. Ama çoğunlukla bağırsak enfeksiyonları, yediğiniz içtiğiniz şeye dikkat edin, suya dikkat edin. Biraz da Başak burcundaysa ve depremzedeyseniz ve deprem bölgesinde yaşamak zorundaysanız ayın 7'si, 11'i, 13'ü, 21'i, 26'sı yardım kuruluşlarından daha fazla destek arayabilirsiniz. Kendinize moral verecek, motivasyon verecek güzel küçük şeylerle karşılaşabilirsiniz. Yani Betelgeuse Tanrı'nın eli olduğu için birilerinin size yardım edeceği, tanrısal yardımın karşınıza çıkacağı, psikolojik olarak da iyi bir sürece gireceğiz. Sevgiyle kalın.